Cümleten selamünaleyküm. Fiat 126.0'dan toplama çalışmasına motor aşamalarıyla devam ediyoruz. Bu bölümde distribütörden, ateşleme bobinlerinden, bujilerden ve ateşleme sisteminin genelinden bahsedeceğim elimden geldiği kadar. Distribütörün çalışmasından, meksefesinden, platininden verimli bir şekilde nasıl çalışıyor onlardan bahsedeceğim. İlk başta distribütörün içini, yapısını göstermek istiyorum. Nasıl çalıştığına dair bir bilgi edinmek amaçlı. Şu şekilde distribütörün iç yapısında bulunan kısımda tip distribütörlerde tevzi makarası yok, onu da söyleyeyim. Çift ateşlemeli bobinle çalıştığı için tevzi makarasına ihtiyaç duymadan çalışıyor. Platin var, meksefe var ve vakum valfi var. Bunun çalışma sistemine geldiğimiz zaman vakum valfi karbüratörün oturduğu kısmın altında bulunan girişe bağlanıyor. Bu girişe bağlandığı zaman motor rölantide çalışırken karbüratör kapağı kapalı olduğu için buradan vakum yapıp bunu çekmeye yarıyor. Yani rölantide çalışırken çekili bir şekilde duruyor. Gaza bastığınız zaman geri yerine bırakıyor. Vakum hattının çalışma sistemi bu şekilde oluyor. Yani karbüratörün şu yan kısmında bulunan yer değil de oturduğu yerin altındaki yere takılıyor. Dediğim gibi karbüratörün kapağı da kapalı olduğu için buradan vakum çekmiş oluyor. Vakum çektiği zaman diyaframı rölantide çalışırken, yani yavaş çalışırken motor bu şekilde ileriye getiriyor. Daha sonra gaza bastığınız zaman hava aldığı için geri bırakıyor. Bunun altına ineceğiz şimdi. Orayı da sokacağım. Bunları gösterdikten sonra ateşleme sisteminin genelini de nasıl çalıştığını da göstereceğim bujilerle. Vakum diyaframımız. Platin tablası, vakum hattının hareket ettiği kısım. Bu şekilde. Alt kısımda avans tablası ve avans ağırlıkları bulunuyor. Şu yaylı kısımlar, yaylı kısmın yanındakilerde avans ağırlıkları. Motor yüksek devreye çıktığı zaman avans ağırlıkları şu şekilde açılıyor.
Şöyle göstereyim. Şekilde avans ağırlıkları açılarak platin tablasındaki platini mesafesini ayarlıyor. Yine o açıldığı zaman platin geride kalacağı için vakum hattı da bu şekilde çalışmış oluyor. İlkleri gazdan bıraktığınız zaman, motor yavaşladığı zaman da geri vakum hattı devreye girerek çekiyor. Yine platine olan yakınlığını sağlayarak motorun verimli bir şekilde çalışmasını sağlıyor. Tekrar gaza bastığınızda diyafram yatağı ileri hareket ediyor. Motor dev yükseldiğinde yine platine olan yakınlığını ayarlıyor ve yine motorun verimli bir şekilde çalışmasını sağlıyor. Yani distribütördeki diyafram vakum attı, bu yüzden önemli bir işlem. Bu işlemin çalışması gerekiyor. Yani motor düzensiz, dengesiz veya rölantide bozuk çalışıyor diye şikayetler bu yüzden oluyor. Distribütörün iç kısmı bu şekilde, bunu göstermek istedim. Ya burada yağ, kir veya çok pas vesaire varsa bunları temizlerseniz daha iyi olur. Yani rahat bir dönüş sağlasın. İçi temiz dursun. Platin tablası, platin yatağı, bunları da kontrol edersiniz zaten. Meksefe bu şekilde dış gövdesi dış gövdeye birleştirilip kablosu ise bobine giden kısımla birleştiriliyor. Platin meksefe önemi nasıl oluyor onu da anlatayım. Göstereceğim zaten ateşleme sistemini düzenini kurduğumda da. Şimdi platinde eğer kıvılcım varsa ama ateşleme yoksa, yani motor çalışmıyorsa, meksefede sıkıntı var demektir. Ya kablosu oturmamıştır, ya yanlış yerdedir,
ya da değiştirmek gerekir. O yüzden bunların bağlantısına dikkat ederek yaparsanız daha iyi olur. Platin aralığı ölçüsüne gelince BIS'in teknik kitabında Marelli tipindeki distribütör için 0.40 yazıyor. Zelmot içinse 45 ya 0.45 yazıyor. Ya ortalama ikisini de 0.40'da tutarsanız, yani sentil ölçüsüyle şu aralığı, platin açıklık aralığını 0.35 0.40'da tuttuğunuz zaman verimli bir şekilde çalışıyor. Ya platin aralığı çok fazla olursa ateşlemede geç kalır. Yani platin ateşlemeden önce açılır, geç kapanır. Platin aralığı az olursa da bu sefer açık kalma süresi uzar. Yani şu mesafe çok fazla uzayacağı için bu sefer platin geç açılmış olacak ateşlemeden. Sonra ateşlemeden önce kapanmış olacak. Yani o yüzden ideal ayarında tutarsanız platini, hem ateşlemeyi zamanında yakalar hem de motor verimli bir şekilde çalışmış olur. Distribütör ve vakum hattı ile anlatacaklarım bunlar. Şimdi bobinden bahsedeyim. Şu normal BIS'in üzerindeki orijinal bobini. Hepsi aynıdır zaten. Polonya üretim olanlar. Bunlar 4 giriş olarak biliniyor. Ama normalde bunlar 4 giriş değil. İki uç da birbirine bağlı. Tek bir giriş yani bunlar. Şurada okunuyor mu bilmiyorum ama +16 yazar. Yani giriş olduğunu gösterir. +16 veya şunun gibi +15 yazar. Şu şekilde. Bunlar giriş olduğunu gösterir. Bunda da aynı şekilde. +16. BIS'in üzerinde çıkan bobinler zaten +16 yazar. Dediğim gibi işçileri ise tek giriş. Şu şekilde. İki uç birbirine bağlı. 4. Yani iki giriş, iki çıkış vesaire yok. İki taraf da birbirine bağlı. Bunlar ikiz ateşlemeli bobin olarak geçiyor. Distribütörde tevzi makara olmadığı için. Yani iki buji de aynı anda çakmış oluyor. İki uçtan da aynı anda bujileri ateşleme gitmiş oluyor. Onu da göstereceğim zaten. Yani çalışma sistemini de göstereceğim. Dediğim gibi bunlar üzerindeki orijinal bobinleri. Yani zaten ateşlemede sıkıntı yoksa bobini değiştirmenize gerek yok. Çünkü orijinal bobinleri neredeyse ömürlük bir şekilde yapılmış gibi. Bir bozulma şansı yok yani. Ne zaman olursa olsun gayet verimli bir şekilde çalışıyor. Daha sonra ateşleme sistemini
göstereceğim dedim. Onu da göstereyim. Bu hat nasıl çalışıyor? Ateşleme sistemi, distribütörden, bobinden. Bujiler hepsi bir yerde nasıl çalışıyor onu da göstereyim. Şöyle akımızı aldık. Şu şekilde daha rahat görünsün diye. Dispiratöre bir yer hazırladım. Düzeneği kuracağım şimdi. Şu bobinimiz dediğim gibi bobinimizi bir kontak attı yapıyoruz. Bu şekilde artıyı akımımızın art kısmına bağlıyoruz. Şöyle bu kontak anahtarı görecek bir anahtar var bu kısımda. Yine aç kapa. Bu şekilde çalıştıracağız. Daha sonra dispiratörün çıkış hattını, yani platin meksefe hattını bu kısma giriyoruz. Daha sonra dispiratörden akımızı eksi hattımızı alıyoruz. Şekilde. Daha sonra buji kablolarımızı takıp bujileri takacağız. Bobinimizi şu şekilde hazırladık. Bağlantısını. Daha sonra bujilerimizi takıyoruz. Bujiler durması için şöyle bir alçıpan mastarlar oluyor alüminyumdan. Ondan bir ayak yaptım. Şöyle koyayım. Thank you.
şekilde görünüyor herhalde. Distribütörün alt kısmını da şarj matkapı döndürmek için şu şekilde bir avuç taşlamaların eski hortumundan bağlantı yaptım. Şimdi kontağı açıp ateşimi vereceğiz. Şu şekilde. Platindeki kıvılcım görünüyor mu? Işığı mı kapatsam aşağı mı alsam? Işığı biraz kıssam. Ateşleme sisteminin geneli bu şekilde çalışıyor. Şimdi meksefenin dediğim gibi şeyini göstereyim. Meksefe çalışmadığında ne oluyor? Meksefeyi çıkardım. Meksefe iptal. Bujilik yine sisteme aynı. Bujiler bağlı. Her şey bağlı. Şu şekilde. Meksefede sorun varsa platinde yine kıvılcım görersiniz. Ama bujilerde hiçbir şey yoktu. Meksefe arızalı olduğunu buradan anlayabilirsiniz. Meksefeyi tekrar takayım. Bu şekilde meksefede sorun yoksa bütün sistem komple çalışır. Şimdi bobine geleyim. Bobin dediğimiz gibi çift ateşlemeli, yani ikiz ateşlemeli bobin olarak geçtiği için bir eksik kutuna da ihtiyaç duymuyor. Yani şu şekilde. İki çıkış hattı birbiri arasında kıvılcım oluşturabiliyor.
iki ucun birbirine değmesi yetiyor kıvılcım oluşması için. Eksi kutbuna ihtiyaç duymadan şu şekilde. Böyle çalışmıyor. Ama birbirine temas ediyorsa bu şekilde çalışıyor. Yani iki uç birbirinden alıyor eksiyi. Bir eksi kutbuna ihtiyaç duymadan çalışabiliyor. İkisi ateşli bir bobinler. Yani dediğim gibi tevzi makara sistemi olmadığı için yani bujinin hangi bujinin sırasıysa o ateşleyecek diye bir düzenek olmadığı için bu sistemlerde o yüzden ikisi ateşli bir bobinler eksi kutbuna ihtiyaç duymadan çalışıyor. Yani iki çıkış olan bobinler genelde bu şekilde çalışabiliyor. Öbür tip bobinler yani tek çıkış bobinler eksi kutbuna ihtiyaç duyuyor. O yüzden zaten arabanın yani bobinin dış gövdesi arabaya monte edildiği için eksi kutbunu oradan sağlamış oluyor. Ama bunlarda öyle bir durum yok. Yani bu kısım araca monte ediyoruz bu kısmı normalde. Bu kısmı monte etmesek bile, bu boşta bile olsa araç çalışmaya devam ediyor. Dediğim gibi eksi kutbuna ihtiyaç duymadığı için verimli bir şekilde bujiler ateşleme almış oluyor. Ateşleme sisteminde sorun nerede oluyor? Gösterdiğim gibi meksefede sıkıntı varsa, yani platinde kıvılcım görüyorsanız ama bujilerde yani arabada bir çalışma düzeni yoksa, ya bir patlama yapmıyorsa, marşa bastığınız zaman hiç ses yoksa veya da çok az böyle tam çalışacak gibi oluyorsa büyük ihtimalle meksefete sorun vardır. Meksefeyi düzenli bir şekilde değiştirirseniz zaten sıkıntı olmaz. Ha, platine çoğu kişi karşı geliyor ama elektronik ateşlemede de bu şekilde işliyor düzenek. Elektronik ateşleme taktığınız zaman, yani distribütörü elektronik ateşlemeye çevirdiğiniz zaman yine vakum hattının çalışması gerekiyor mesela. Çünkü vakum hattı çalışmazsa yine elektronik ateşleme o karşılığı sağlayamayacak. Yani yine ateşlemeye geç oluşturacak. O yüzden çalışan bir sistemin düzgün çalışması gerekiyor. Bundan başka göstereceğim. Tırnak bujilerin çalışmasını da göstereyim. Şunlar çift tırnak. Bobin şeyler, bujiler. Bunlarla da verimli bir şekilde çalışıyor. Buji aralığına gelirsek şu mesafe 0.8 ile 1 milim arası normal ideal ölçüsü ve düz bir şekilde olacak. Yani herhangi bir ovallik vesaire olmayacak. İki uç birbirine düz bir şekilde bakacak yani. Eğer bu uçtaki kısımda bir eğrilik, ovallik veya alttaki uçta bir ovalleşme varsa ucunun değişmesi gerekiyor. Çünkü verimli ateş sağlayamıyor. İki ucunda birbirine düz bir şekilde bakması gerekiyor. Ve 0.8 ila 1 milim arası ideal ölçüsü. Bu da aklınızda bulunsun.
Bunları da göstereyim. Aynı şekilde çift tırnak ucularla da verimli bir şekilde çalışıyor yani. Ha, iridium ucuları da söyleyenler de var. Onlar da verimli bir şekilde çalıştırıyormuş. Ama ben kendi denemediğim bir şeyi bilmediğim için yine olur veya olmaz diyemeyeceğim. Eğer çalıştırıyorsa, yani denemişliğiniz varsa kullanabilirsiniz. İridium ucuları da. Distributor ve ateşleme sistemi bujiler olarak motor toplum aşamalarında bu videoyu hazırlamak istedim. Çünkü yani dediğim gibi vakum hattı hakkında bilinmeyenler var. Nasıl olacağı hakkında bilinmeyenler var. Nasıl çalıştığı hakkında bilinmeyenler var. Yani böyle bilinmeyen veya yanlış bilinen şeyleri doğru bir şekilde anlatmak için uğraşıyorum elimden geldiği kadar. Umarım işinize yarıyordu videolar. Çünkü ateşleme sistemi aracın en önemli parçası. Bunun da düzgün çalışmadığı sürece ne kadar bobinde değiştirseniz, yani distribütörde değiştirseniz, elektronik ateşleme de yapsanız yine verimli bir şekilde çalışmayacaktır. Dediğim gibi zaten aracın kendi bobini yani neredeyse ömürlük bir şekilde tasarlandığı için yani iç yapısında gösterdim size şu şekilde. Ya ısınır, şey yapar mesela. Çok yol yaptığınız zaman ısındığını görersiniz, şey yaparsınız. Isınıyor, bobinde bir sorun mu var diye düşünebilirsiniz. Ama kesinlikle ne kadar ısınırız ısınsın, ateş gibi olsun. Hiçbir şekilde verimini kaybetmiyor. Çalışmaya devam ediyor yani. Bunu da söyledim zaten. Yani bu 4, 2 giriş 2 çıkış değil. Tek giriş tek çıkış sadece. İki uç birbirine bağlı iç tarafta, onu da gösterdim zaten. Orada bir yanlış anlaşılma olmasın. Yani şey oluyor, ikiz ateşlemeli bobinlerde iki primer, iki sekonder çıkış var diye biliniyor. Ha, bazıları öyle ama bunu bu yüzden göstermek istedim. Yani şu şekilde gördüğünüz gibi içeride iki uç birbirine bağlı. Tek primer sargı var yani. Primer sargı da ortada. Şu kısımda, içte. Sekonder ise üst tarafta. Tabi onun ayaklarını da göstermek isterdim ama maalesef dediğim gibi ömürlük bir bobin yaptıkları için burayı çıkarınca ayaklar da geliyor komple. Beraberinde yani. Ama belki merak edenler varmıştır diye içini göstermek istedim bu şekilde. Ya vakum hattını anlattım, platini anlattım. Avans aralıklarının çalışmasını anlattım. Ateşleme sistemini kurup komple nasıl çalıştığını gösterdim. Dediğim gibi bundan sonraki videolar motor toplum aşama videoları olduğu için bu şekilde devam edeceğim. Bundan sonra da
motoru komple toplama videosunu hazırlayıp sağ salim çalışırız inşallah. Yeni videolar gelmeye devam edecek. Yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.